Pazara hazır mıyız? Gümbür gümbür sandıklara yürüyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Allah razı olsun. Sizdeki bu heyecan, bu aşk olduktan sonra hiç şüphem yok. Sevgili İstanbullular, Bahçelievlerin sakinleri, başımızın tacı kıymetli hanımlar, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. İçeri girerken sordum. Ne kadar katılım dedim. Alandaki katılım 40 bin dediler. Tabii yol güzergahında olanları buna dahil etmiyoruz. Onlarla beraber 50 binden aşağı değil. Fakat tabii yetmez. Sandıklardan başka rakam bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu malum Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiğimiz o büyük mitinge katılarak bize ayrı bir güç verdiniz. Kılıçdaroğlu bir dakika. Kılıçdaroğlu şeref, namus sözü vermiş. Neden tutmadın diyorlar. Kardeşlerim, o bugüne kadar hangi sözü verip de tuttu? Onun kitabında böyle bir şey yok. Onun için işte pazar günü çok önemli. Pazar günü, evet, onlara haddini bildirmek benim milletimin en önemli görevi. Türk siyasi tarihinin en büyük mitingi olan bu toplantımız, Atatürk Havalimanı'nı söylüyorum, İstanbul seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. Evet, İstanbul ne dedi? Türkiye 100 yılı dedi. İstanbul terör örgütlerinden medet umanlara karşılık birlik ve beraberlik demiştir. İstanbul koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. İstanbul tefecilere, ülkesini teslim etmek isteyenlere istiklal ve istikbal diyerek mukabelede bulunmuştur. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Buna inandınız mı? Bay bay Kemal, sen avucunu yalarsın, avucunu. Tefeci, tefeciye kuruş vermez, kuruş. Esrar, eroin kaçakçılarından götürdüğü paralarla Londra tefecilerinden para alacak. Ya bu ne menemiştir? Bunun yanındaki akıl hocalarından da yoğurt olmaz. Onlar da ne nedir haberleri yok. Tefeci öyle kalkıp da kül yutar mı? İstanbul evlatlarının geleceğini örgütlerin, sapkın akımların eline bırakmak isteyenlere eyvallah etmemiştir. Bugün de Bahçelievler'de aynı heyecanın, aynı azmin, aynı kararlılığın sürdüğünü görüyoruz. İstanbul'un bu güzel ilçesinden yükselen sesin pazar gününe kadar hiç dinmeden süreceğine inanıyorum. 4 yıl önce ne dediler? Her şey güzel olacak. İstanbul'un başına çöreklendiler. Kardeşlerim,
Allah aşkına. Şu 4 yılda İstanbul'un başına çöreklenenler İstanbul'a ne kazandırdılar? Ya yaptıkları bir şey var mı? Yok. Bu kadar yılda bırakınız taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar. Ekrem Efendi İstanbul'da görevini çok iyi yaptı. Şimdi onu Van'a gönderiyorlar. Oralarda o teröristlerin işaretlerini yapıyorlar. Karı koca beraber. Ya sen önce İstanbul'daki görevini yap ya. İstanbul'u sel afeti alıyor götürüyor. Nerede İstanbul'un belediye başkanı? Bodrum'da. Nerede? Kayakta. Bunlar görev insanı değil. Bunlar vazife adamı değil. Bunlar sadece maalesef söylemeyeceğim. Bunlar kurdukları masanın etrafında dökülüyor. Öyle bir faşizm iklimi oluşturdular ki kendi işlerinde bile en küçük ayrılığa tahammül edemiyorlar. Masadaki hanımefendinin kumar masası diyerek oradan kalktığında başına gelenleri gördünüz değil mi? Bir önceki seçimde CHP'nin adayı olarak bizimle yarışan isme yapılanları gördünüz değil mi? Günlerdir tehditler, şantajlar, hakaretler, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda ne oldu? Adaylıktan çekinmek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Tekrar gel dediler, gel. Tekrar döndü geldi. Biliyorsunuz biz 2018 yılında bu kişiyle yine bir cumhurbaşkanlığı yarışı yaptık. Ama ne oldu? Şimdi Muharrem Bey'e tekrar gel diyorlar. Çağrı yapıyorlar. E Muharrem Bey de tabii elinin tersiyle bunları itti. Çünkü burada yapılan bazı kalleşlikler var. Onları tabii biz şimdi bilemiyoruz. Kalkıp maalesef çok sulu adeta şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerekli cevabı o da kendilerine verdi. Ve bu yarışta kendisiyle ilgili ne kaset ne benzer başka bir iddia gündeme gelmedi. Ne zaman ki bu isim Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, işte o zaman bunların hepsi yaşandı. Tek başına bu tablo bile ülkede kaset kumpaslarının gerisindeki süliyeti göstermeye yeterlidir. İlla kaset şart değil. Başka numaralar da dönüyor. Peki bu numaraların arkasında kim var? Ben söyleyeyim. Pensilvanya var. FETÖ var. FETÖ'cülerin oyunu bu. Ve bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar. Ama bunlara dersi biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde bunların yeri yoktur diyerek pazar günü vermeye hazır mıyız? Ben sizlerden bunu bekliyorum. Siyaseti böylesine çirkinleştirenlerin ülkeye temiz yönetim vaadi kadar gülünç bir şey olabilir mi? Bunların geçmişi de kirli, bugünü de kirli. Ellerini değdikleri her yerde kirlenir. Bunlar desteği nereden alıyor? Kandil'den. Taktiği nereden alıyor? FETÖ'den. Aferini nereden bekliyor? Batı'daki tefecilerden. Kader ortağı olarak kendilerine koalisyon masasında topladıkları partileri seçtiklerini sanıyorduk. Ancak Baybal Kemal kendine kader ortağı olarak terör örgütlerini ve onların iplerini ellerinde tutanları seçmiş. Bunların yerli ve milli hassasiyetlerinin olmadığını zaten biliyorduk. Ama bu derece gözlerini karartmalarını beklemiyorduk. Maalesef artık bu kadarı da olmaz herhalde dediğimiz ne varsa hepsini yaptılar. Sürekli değiştiğini söyleyen, geçmişini inkar eden Bay Bay Kemal ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Günlerdir bazı kasetlerin nasıl montaj
nasıl uydurma, nasıl yapay zeka ürünü olduğunu anlatıp duruyorlardı. Biz de bunların derdi ne? Ne diyorlar? Neyi saklıyorlar diye merak ediyorduk. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış. Bir de yedikleri herzenin üstünü örtmek için ülkemizin uluslararası çıkarlarına zarar vermeye kalkacak kadar yüzsüzleşiyorlar. Gerçi kendi ortakları bir hanımefendiyi 3 günde canından bezdirenlerin eski adaylarını şantajla çekilmek zorunda bırakmalarına niçin şaşırıyoruz ki? Terör örgütleriyle öyle gizli saklı da değil, alenen ortaklık kuranların insanların haysiyet cellatlığına soyunmalarının neyine şaşırıyoruz ki? Ülkelerinin tüm milli değerlerini yabancılara peşkeş çekme sözü verenlerin bunun için her yolu kullanmalarının neyine şaşırıyoruz ki? Eskiler otu çek, köküne bak derler. Bay Bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun? İsterseniz gelin bu kişinin kim olduğuna şöyle geçmişten bugüne bir bakalım. Sosyal Sigortalar Kurumu'nu kim batırdı? Kılıçdaroğlu maaşları ödeyemeyeceğini açıklıyordu. 2,5 milyon emeklinin maaşını ödeyebilmek için 374 gayrimenkulünü satmak zorunda kalmıştı. Kılıçdaroğlu bir itirafta bulunmuş, hastaneler çürüyor, Sağlık Bakanlığı'na alın diye yalvarıyorum demişti. Vicdanları da varsa bir de bizim halimize bak. Altın bıraksa çilesini görsün. Hep hani hangi hastaneye gidiyorsan git. İnsan gideceği bir doktor bak yani bir ziyaret. Buyurup beklerken hasta olmayan. Saat tam 6:30. Geç mi kaldın? Ağlamıyoruz, hiç kimse geri dönmüyoruz. Çocuk yapan ne babamın dağını vermiyorsun ben. 50 kefer oraya gönderdim, 50 kefer ben. Hastalar burada ihtiyaçlarını biliyor. Tuvaletini efendim. Hiç bizi düşünerek ki şu vaziyette dudağımda kanamasa 10 gün bir kere veriyorum. 10 gün sürüyorum. Vallahi billahi 10 gün bir kere bu da hasta oluyorum ben. Vallahi hasta oluyorum. Kadir ki sen de yokmuşsun. Tansiyon var. Bir de tansiyon bakmaz mı? Bir de tansiyon bakmaz mı? SSK açısından da hasta açısından da hoş bir görüntü değil. Her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef. Ya SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz. Elbette. Siz şikayetçi oluruz. Elbette. Burada gelen mi diyorsunuz efendim? Elbette. İki hafta sonrası ne çay var? Sizin liderliğiniz hayır hayır öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olacağımı kamuoyuna duyurmayı önemli bir görev sayıyorum. Genel Başkan olarak seçildiğim zaman da kendine göre bir hedef koymuştum. %40 bu yakalarız yakalamazı o ayrı bir şey. Tek başına ben değil yani yönetim kadrosu olarak demek ki bu işi götüremedik diyeceğiz. Çıkacağız diyeceğiz ki hadi bize eyvallah. Başarısız olursanız oyunuz düşerse koltuğumda kalacağım diye bir düşüncem yok. Bir partinin genel başkanı Cumhurbaşkanı aday olmalı. Kılıçdaroğlu ortak aday ama partisinden ayrılmayacak. Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum ve garanti veriyorum. Ne diyor? Namus sözü vermişlerdi. Namus sözü veriyorum. Okutuyorum. Garanti veriyorum. Öğrenciler için toplu taşıma. İnanıyor musunuz? Yüksek zam geldi. Öğrenci olduğumuz için zorlanıyoruz. Bu traktör köylüye CHP'den hediye. Çarpıcı olsun diye. CHP'ye oy verene traktör bedava. Aldınız mı helikopterleri? Aldınız mı traktörleri? HDP ile buluştu. Yok. Kılıçdaroğlu tarihsel fırsattı. Kapalı kaplar ardında söylenenlerin kamuoyunun da bunların deklare edilmesi gerekir. HDP 11 maddeli talep belgesi yayınladı. Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasını istiyor. Bir Kürdistan gerçeği olacak. Başka yapmanın heykelini yıkacağım ülkemi. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ekrem Dilek İmamoğlu çifti Van mitinginde CHP ve HDP bayraklarıyla dolu alanı selamladı. Dilek İmamoğlu zafer işareti yaptı. Kalabalık da İmamoğlu çiftine Selo'ya özgürlük sloganıyla yanıt verdi. Biz kalabalık serinleriz hocalar. Suriye'de elde edilen statü Türkiye'de de elde edilecektir.
göre denetim şartları var. Bunların olduğu gibi kabul edilmesini istiyoruz. Yerel yönetim özerki şartını mutlaka getireceğiz. HDP'nin başarı Sayın Öcalan'ın çok önemsediği bir projedir. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. HDP'ye bakanlık verilebilir. Elbette verilir. Verin. Meral Akşener'in çağrısı üzerine bir ittifak kuruldu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP sağladı. Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Şunu yapmayın etmeyin. Herkes hakkını bilecek. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturacaksınız. Siz Mustafa Kemal'in askerinin generali olsanız ve ne yazar? Hiç sürmedi. Sırtımızı YPG. Bu kardeşlerimizin oylarına talibi SKK'lıdırlar, hiç fark etmez. Böyle bir ortamda tabii altılı masaya bilgi oldu. Millet İttifakı, AKP, MHP iktidarına karşı bir umut da yarattı. TC devleti liste liste açıklamış. Tek bir terörist kalmayana kadar yok edilmiş. Bunların hepsi teröristler. PKK yönetimini bulmak ve vurmak şimdi için... Şimdi bu teröristlerle Bay Bay Kemal omuz omuza dirsek dirseğe yürüyor. Ancak biz vururuz, biz. Benim milletim bu teröristlerle el ele omuz omuza yürüyenlere... Emniyetinizi vurun, emniyetinizi tahrip edin. Der mi? Zorlular vurulsun. Vurun ağacı, vurun. Ateş altına alındı. Direnen kalabalıklar doğrudan ateş edildi. Kemal Kılıçdaroğlu korumasının darbeci askerlerle yaptığı görüşme sonrası tanklar VIP salonunun önünden ayrıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu da makam arabasıyla Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti. Kılıçdaroğlu da orada televizyon karşısına geçmiş ve kahvesini yudumlarken görüntülenmişti. Yedili koalisyonun en büyük vaatlerinden bir ek üyeliği ilişki ve itibarında kararnameyle ihraç edilenleri görevlerine iade etmek. O kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Masadan uzlaşı değil, kriz çıktı. Altılı masa tam tabiriyle devrildi. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Öyle bir masa kalktı. Cumhurbaşkanı adayı da altı lider. Tekrar oturdun. Mehmet'in Bay Kemal olacağı gündür. Ah kardeşlerim ah. Bunların tiniyeti bozuk. Bunların kendilerine verilen görev uğruna gözden çıkartamayacakları değer yok. Dünyanın en kirli suç örgütü bile çıtayı bunların düşürdüğü seviyeye kadar indirmez. Şimdi buraya gelirken bir pankart gördüm. O pankartta şu yazıyor. İstanbul hakkını alacak. Bu CHP'nin pankartı. Şu anda İstanbul'u kim yönetiyor? CHP yönetiyor. Peki siz İstanbul'a verilmesi gerekenleri verdiniz mi? İstanbul'a yapılması gerekenleri yaptınız mı? Her yer çöp. Çukur. Hele hele yağmur biraz şiddetli olduğu zaman sel afeti alıp götürüyor. Ve sen neredesin? Ya İsveç'te, İsviçre'de, oralarda kayaktasın veyahut da Bodrum'da malum. Şimdi sana görev veriyorlar. Van'a gidiyorsun. Van'da teröristlerin işaretlerini yapıyorsun. Ya sen önce gel işine yap. İşine bak. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te de buna da bay bay demek lazım. Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. Önce pazar günü görevimizi yapalım. Ondan sonra da 2024'e hazırlanalım. Bu kardeşiniz İstanbul'u CHP'den nasıl aldığını biliyorsunuz değil mi? Ne vardı o zaman CHP belediyesi vardı. Ve çöp, çukur, çamur, susuzluk var mıydı? E bu kardeşinizle beraber çöp oradan kalktı mı? Çukurlar kalktı mı? Çamur kalktı mı? Ve susuzluğa veda ettik mi? Ta Isranca dağlarından İstanbul'a o zaman suyu getirdik. Ve İstanbul artık susuzluk yaşamadı. Ya biz aşıktık. Haliç
çamur deryasıydı. Kokudan geçilmiyordu. Ve biz de o Haliç'i aldık 9,5 kilometre ötedeki Ali Beyköy'de taş ocağına o çamuru deplase ettik, pompaladık ve Haliç'i temizledik. Balık avlanır hale geldi, yüzülür hale geldi. Ama biz onunla bırakmadık. Ya Boğaz'dan Haliç'e yine aynı şekilde su tünelleri açarak Boğaz'ın suyunu Haliç'e aktardık ve onu deplase ederek suyu temizledik. Biz bu işleri böyle başardık. Şimdi ise Haliç zaman zaman bazı yerlerde koku veriyor. Bununla da kalmadık. Bir de Haliç Kongre Merkezi'ni kurduk. Haliç Kongre Merkezi'nin olduğu yer neydi? Eskiden evet orada mezbaneler vardı. İstanbul'u iyi tanıyanlar bilir. Dolayısıyla o mezbaneler, bağırsakçılar vesaire onların kokusundan geçilmiyordu. Ama biz onu da hallettik. E şimdi ise Haliç Kongre Merkezi ulusal uluslararası bütün toplantılara açık bir kongre merkezi haline geldi. Merak etmeyin. CHP'yi de kurdukları masayı da teslim almış olabilirler. Bazı belediyeleri bir şekilde teslim almış olabilirler. Ama milletimiz ülkenin yönetimini Allah'ın izniyle onlara bırakmaz. Biliyorsunuz biz 2002'de iktidara gelirken bu ülkede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Bugün de diyoruz ki muhalefet için 14 Mayıs'tan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü milletimiz bu aktörlerin hepsini de tasfiye edecek, bunları emekliye ayıracak. Ve Türkiye yüzyılına layık yeni isimlerin, yeni yüzlerin önünü açacak. 14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. 14 Mayıs Türkiye yüzyılı şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bunun için seçim gününe kadar daha çok çalışmalıyız. Sizlerden ricam, buradan ayrıldıktan sonra çevrenizde pazar günü için hala kafası karışık olan bir akrabanızı, komşunuzu, eşinizi, dostunuzu bulacaksınız. Kendisine selamımı söyleyin. Pazar gününün Türkiye yüzyılı için niçin önemli olduğunu anlatmanızı ve seçimde bize destek sözü almanızı istiyorum. Aynı şekilde her akşam telefonunuzu elinize alarak uzaktaki, yakındaki, nazınızın geçeceği ahbaplarınızı arayıp pazar günü için aynı sözü onlardan da almalısınız. Şayet bunu yaparsak pazar günü bu seçimi Allah'ın izniyle rekor bir oyla bitirmemizin önünde hiçbir mani kalmaz. Bunun için ne yapacağız? Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kardeşlerim, koalisyon masası varsın kendi çirkinlikleri içinde debelenip dursun. Biz eser ve hizmet siyasetimizi kesintisiz sürdürüyorsunuz. İsterseniz şimdi 21 yılda ülkemize kazandırdıklarımıza şöyle bir göz atalım. Buyurun. 100 yılın işini 20 yıla sığdırdık. Yerli otomobilimiz TOGG'u, kendi İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncı'yı, milli tankımızı, milli helikopterimizi, milli silahlarımızı, milli denizaltılarımızı, milli muharip uçağımızı, eğitim ve destek uçağı Hürjet'i, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'yı, yerli hava savunma sistemlerini, ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk'u, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu, yerli ve milli ilk gözlem uydumuz İMC'yi, organize sanayi bölgeleri, ilk sürü İHA gösterisini, sondaj gemileri, Karadeniz'de doğalgaz keşfi, doğalgazı bedava, Akkuyu nükleer santralini, Türk Akıncı'yı,
akımı, mavi akımı, TANAP'ı, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını, bor karbür üretim tesisini, 2,5 milyon konutun dönüşümünü, en büyük sosyal konut hamlesini, deprem bölgesinde yeni konutlar, 369 millet bahçesi, 5,5 milyar fidan dikimi, ilk tohum gen bankasını, ilk milli botanik bahçesini, Yusufeli barajını, geri dönüşüm tesisleri, tersaneler, limanlar, Marmaray, Avrasya tünelini, hızlı tren ağı, havaalanları, metrolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü, Osman Gazi Köprüsü'nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Nisibi Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, tüneller, modern bölünmüş yollar, dünyanın 3. deniz dolgulu havalimanı, milli elektrikli tren seti üretimini, dev şehir hastaneleri, yerli aşı Turkovak'ı, yerli tıp cihazları, 81 ile ücretsiz kanser tarama merkezleri, zorunlu eğitime 12 yıl, ders kitaplarını ücretsiz, öğrencilere ücretsiz süt dağıtımı, öğrencilere tablet dağıtımı, okullara bilgisayar yardımı, okullara akıllı tahta dağıtımı, robotik ve kodlama atılımı, üniversiteler, stadyumlar, olimpik yüzme havuzları, modern adliye sarayları, İstanbul Finans Merkezi'ni, 3600 ek gösterge düzenlemesini, EYT düzenlemesini, kamudaki sözleşmeli personele kadro, asgari ücrete tarihi zam, memur maaşlarına artış, en düşük emekli aylığını 7500 lira, bayram ikramiyesini 2000 lira, elektrikte indirim, KDV'de indirim, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, fatura yardımı, en düşük engelli aylığını 1594 lira, evde bakım aylığını 4336 lira, yaşlı aylığını 1997 lira, en düşük dul ve yetim aylığını 4125 lira, evde sağlık hizmetlerini, yerli uzay hamlesini, kutuplarda araştırma merkezi, Ayasofya'yı tekrar cami, Atatürk Kültür Merkezi'ni, Ankara CSO binasını, Ankara Resim Heykel Müzesi'ni, İstanbul Resim Heykel Müzesi'ni, Beyoğlu Atlas Sineması'nı, Beyoğlu Kültür Yolu'nu, yeni tiyatro sahneleri, binlerce tarihi yapının restorasyonunu, tarihi camilerin restorasyonunu, tarihi sinagogların restorasyonunu, tarihi kiliselerin restorasyonunu, Galata Kulesi'nin restorasyonunu, Rami Kütüphanesi'ni, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı, Türkiye'yi Diplomasi Merkezi, İstanbul Tahıl Anlaşması'nı, KKTC ve Libya ile MEB anlaşmalarını yaptık. Hastane sayısını, MR cihazı sayısını, tomografi cihazı sayısını, diyaliz cihazı sayısını, hasta yatak sayısını, hekim sayısını, toplam sağlık çalışanı sayısını, hasta başına düşen hekim sayısını, eğitim ve sağlık harcamalarını, okuma yazma oranını, okullaşma oranını, öğrenci burslarını, öğretmen sayısını, kız çocuklarının okullaşma oranını, üniversite sayısını, yüksek öğretim yurt kapasitesini, yüksek öğretimde beslenme yardımını, spor tesisi sayısını, lisanslı sporcu sayısını, spor kulübü sayısını, yeşil alan miktarını, orman miktarını, milli park sayısını, su arıtma tesisi olan belediye oranını, ülke ekonomisini 3 kat, ihracatı 8 kat, Merkez Bankası döviz rezervlerini 5 kat, asgari ücreti 15 kat, açılan iş yeri sayısını, turist sayısını, içme suyuna ulaşan insan sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, halka sosyal destekleri, şehit ve gazilere desteği, engelli memur sayısını, elektrikte kurulu gücü 3 kat, doğalgazlı il sayısını, yenilenebilir enerjinin payını, savunma sanayi proje sayısını, savunma projelerinin bütçesini, savunma ve havacılık ihracatını artırdık. Hava kirliliğini, karbon salınımını, çöp sorununu, trafik kazalarını, kamu borcunu, enerjide dışa bağımlılığı, savunma sanayinde dışa bağımlılığı, ekonomide dışa bağımlılığı, işsizliği, yargılama sürelerini, suç oranlarını azalttık. Katsayı zulmünü, başörtüsü yasaklarını, üniversite harçlarını, tarihi eser kaçakçılığını, IMF borcunu, enerji kesintilerini, adaletsizliği, kimsesizliği, istikrarsızlığı bitirdik. PKK, PYD ile, FETÖ ile, DEAŞ ile, vesayet odaklarıyla, çetelerle, uyuşturucuyla, sapkın akımlarla mücadele ettik. Saymakla bitiremeyeceğimiz nice eserlerimizle ülkemizin her karışına mührümüzü vurduk. Evet. Türkiye'ye işte böyle çağ atlattık. Bunlarla kalmadık. Devam eden çalışmalarla sürekli eser ve hizmet çıtasını yükseltiyoruz. Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak çalışmalar hızla devam ediyor. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü her gün yeni bir müjdeyle yerine getiriyoruz. Yılbaşında asgari ücretler, memur ve emekli maaşları kesimlerin gelirinde tarihi artışlar yapmıştık. Şimdi yeni adımlarla bu artışları daha da yukarıya taşıyoruz. Kamu işçilerimizin en düşük ücretini 21 bin lira seviyesine yükselttik. Aynı şekilde Temmuz ayında memurlarımızın en düşük ücretini 22 bin lira seviyesine getirme sözü verdik. Emeklilerimizin 7500 liraya çıkardığımız en düşük ücretlerine ilave olarak bu rakamın üzerindeki maaşları da tekrar düzenleyeceğiz. Yatırımcımızı, esnafımızı, sanatkarımızı krediden vergi indirimine kadar pek çok yöntemle destekledik.
sosyal yardım rakamlarını güncelleyerek hiçbir vatandaşımızın mağdur olmamasını sağlıyoruz. Şimdi geliyorum önemli bir yere. Karadeniz doğalgazının sevincini ilk ay bir yıl boyunca ve sıcak su kullanımını faturadan düşerek milletimizle paylaştık. Gabar'da bulduğumuz petrolü yeni sondajlar ve kuyularla daha da artıracağız. Nükleer santralimize yakıt çubuklarını getirdik. Ülkemizin en büyük güneş enerjisi santralini, en yüksek gövdeli hidroelektrik santralini devreye aldık. Savunma sanayi projelerimiz ülkemizin önemli gelir kaynakları arasına girmeye başladı. Kendi otomobilimizi üretmenin gururunu yolda gördüğümüz her TOGG'la bir kez daha yaşıyoruz. Afetlere hazırlık kapsamında ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm kampanyalarını yürütüyoruz. İstanbul'da her yıl 300 bin olmak üzere 5 yılda 1,5 milyon konutu yenileyerek şehrimizi bu sıkıntıdan kurtarmakta kararlıyız. Önümüzdeki dönem için de pek çok hazırlığımız var. İsterseniz şimdi bir de onlara göz atalım. ...20 yılda yapılamaz denilen ne varsa birer birer gerçekleştirdik. Şimdi yine milletimizle birlikte doğru adımlarla yola devam ediyor, Türkiye 100 yılına yürüyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Sürekli ve güçlü büyümeyle 2028 yılında 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ve 16 bin dolarlık kişi başı gelire ulaşacağız. Bugüne kadar enflasyona ezdirmediğimiz memur, işçi ve emeklilerimiz başta olmak üzere her bir insanımızın Türkiye'nin artan refahından en üst düzeyde pay almasını sağlayacağız. 5 senede 6 milyon ilave istihdam oluşturacağız. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın sağlayacağı faydaları vatandaşımızın günlük hayatına yansıtacağız. Evlerde, mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl boyunca bedava yapıyoruz. Bir ay boyunca ülkemizin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almıyoruz. Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacak, şehirlerimizi her türlü afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'dan başlayarak risk içindeki evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Kentsel dönüşümde kira yardımını 5.250 liraya yükselteceğiz. Aile koruma kalkanı programını hayata geçireceğiz. Ana kaynağını Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz gelirlerinin oluşturacağı Aile ve Gençlik Bankası'nı kuracağız. Ev hanımlarına ve gençlerimize bu banka üzerinden destek aktaracağız. Ev hanımlarına emeklilik imkanı getireceğiz. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olmasını sağlayacağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Aile yapımızı LGBT gibi sapkın akımlara karşı koruyacağız. Yüksek öğrenimdeki gençlerimizin ilk cep telefonu ve bilgisayar alımında vergiyi kaldıracak, ayrıca 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Evlatlarımızın, engellilerimizin, yaşlılarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 7 yılda 1 milyon TOGG'un yollara çıkmasını temin edeceğiz. Savunma sanayinde tam bağımsız savunma sanayi hedefiyle yatırımlarımızı artıracağız. Terör örgütlerine karşı amansız mücadelemizi sürdürecek, terör belasını ülkemizin gündeminden tamamen çıkaracağız. Yeni, özgürlükçü ve sivil bir anayasayı hep birlikte ülkemize kazandıracağız. Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekte istikrarlaştırıcı güç konumunu pekiştireceğiz. İslam ve Türk dünyasıyla geliştirdiğimiz ilişkileri daha da güçlendireceğiz. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkün şiarımızla sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke olarak barışın ve istikrarın teminatı olacağız. Türkiye eksenini tahkim edeceğiz. Dünyada örnek
gösterilen sağlık sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Eğitimin her düzeyi için sunduğumuz destek ve kursları artıracağız. Çiftçilerimizi çok daha güçlü bir şekilde destekleyerek tarımda yeni bir atılım sağlayacağız. Ulaşım başta olmak üzere güçlü altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşacağız. Yaptıklarımız saymakla bitmez. Yapacaklarımız anlatmakla bitmez. Bizde hizmet aşkı tükenmez. Memleket sevdamız tükenmez. TÜVİ'ye gülle ikra sürecek. Türkiye büyümeye devam ediyor. Geleceğimizi beraber inşa edeceğiz. Türkiye 100 yılını birlikte kuracağız. Ve 14 Mayıs Türkiye 100 yılı için milat olacak. Evet, 14 Mayıs'ı Türkiye 100 yılı için milat yapmaya hazır mıyız? Bunların dışında daha yüzlerce, binlerce başlıkta ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak projemiz var. İnşallah hepsini de birer birer hayata geçireceğiz. Bay Kemal'in böyle projeleri falan olabilir mi? Bunun herhangi bir referansı var mı? Bilhassa kadınlarımıza ve gençlerimize hayallerini hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bunun için hepimize çok önemli sorumluluk düşüyor. Sandıkta yapılacak hatanın maliyetinin çok ağır olacağını herkese anlatmalıyız. Öyleyse buradan bir kez daha tekrar edelim mi? Pazar günü tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz? Pazar günü Türkiye yüzyılına Bismillah diyor muyuz? Rabbim hepinizden razı olsun. Şimdi öyle bir haykıralım ki İstanbul'un dört bir yanı duysun. Şöyle elleri bir kaldıralım. Hazır mıyız bahçelerler? Tek millet, tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet, bir olacağız, bir olacağız, iri olacağız, bir olacağız, diri olacağız, bir olacağız, kardeş olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
heyecan, bu aşk pazar akşamı Bahçeli evleri daha fazla seveceğiz. Ankara'dan balkondan sizlere sesleneceğim. Tamam? Ona göre. Bak bir yarınımız var. Durmak yok. Allah sizlerden razı olsun. Yarınımız inşallah bir başka olsun ama pazar günü bambaşka olsun. Tamam? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Allah'a ısmarladık. Gençlerle büyük bir toplantım var. 3000 kadar genç gelecek. İstanbul Kongre Merkezi'nde onlarla bir arada olacağım. Sağ olun.